55. sene bu sene. Kütüphaneler Haftası münasebetiyle son 4-5 yıldır Türkiye'de gelenek haline geldi. Sabahlara kadar bazı kütüphaneler, her şehirde bir kütüphane aşağı yukarı açık tutuluyor. Ve çay ve simit eşliğinde insanlar hem kitap okuyorlar orada, hem kaynaşıyorlar, hem istişare ediyorlar. Biliyorsunuz Osmanlı'nın kuruluşundan sonra Türkçe yazı dili olarak kullanılmaya başladıktan sonra aşağı yukarı 14. yüzyılın ortalarına itibaren birçok kitaplar yazılmaya başlandı. Binlerce bugün Türkiye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde kitaplar bulmak mümkün. Daha sonra matbaadan sonra zaten bunlar bir şekilde basılarak çoğaltıldı. İlk kütüphane 1678 yılında Köprülü Fırat Paşa Kütüphanesi vakıf olarak kurulmuş. Bu daha sonra devlet olarak kurulan ilk ülkemizdeki kütüphane ise 1884 yılında Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Hem Köprülü Kütüphanesi hem Beyazıt Devlet Kütüphanesi bugün hala en güzel şekilde geçmişi yansıtarak, geçmişin biliyorsun mekanlarında bir ruhu var. Geçmişteki ruhu yansıtarak ben her iki kütüphanede çalıştım, bir müddet çalıştım onun için biliyorum. Gerçekten güzel mekanlar içerdikten sonra o kitap bir şekilde sarıyor. Ve 1954 yılından itibaren ise ülkemizde üniversitelerde lisans düzeyinde kütüphanecilik bölümleri açılmaya başlamış. Daha sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de bu bir bilim dalı olarak kütüphanecilik tanınmış ve hala bugün eğitimler malumunuz devam ediyor. Ülkemizde Kültür Bakanlığı'na bağlı 300'e yakın kütüphane var. Zaten her şehirde var. Ayrıca değişik ilçelerde de kütüphaneler var. Bu kütüphanelerin tamamı 5-6 yıl önce tamamlandı. İnternet ortamında, dijital ortamında katalog taraması yaparak o kütüphanelere gidip falan numarada kitabı istiyorum diyebiliyorsunuz. Bu teknoloji aslında gerçekten en son teknoloji kullanılıyor. Yine ayrıca bakanlığa ait çocuk kütüphaneleri ve gezici kütüphaneler de mevcut. Bugün kütüphaneler haftası münasebetiyle bir okuma şenliği diyelim ya da töreni düzenlemeye çalıştık.
Platon'un İbrahimov'un Rusça yazdığı bir kitap. Devrinin büyük yazarı Cengiz Aytmatov diye. Onu okumaya başlamıştım. Burada çok kısa Cengiz Aytmatov'un güzel bir özetini yapmışlar. Onu size de okumak istiyorum. Onun ebedi aşkı ve ebedi çilesidir. Bununla beraber Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Orta Asya'nın diğer ülkelerini, son yıllarda ise okurları tarafından çok sevildiği kardeş Türkiye'yi kendine yakın görmüştür. Dünyayı çok iyi algılayan Aytmatov, uzak doğudan Avrupa'ya kadar tüm insanlığa hitap edebiliyordu. Kaleminin evrenselliği en önemli özelliklerinden biriydi. Rus dilli bir yazar olarak bu dili okuyan ve bilen insanlara hitap ederken, Türk dilli bir yazar olarak da tüm soylu halkları temsil ediyordu. Bence bu Aytmatov'u çok kısa bir şekilde özetleyebilen iki cümle okumak istedim size. Bu etkinliği düzenlediği için bir kere ben Nuri Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de hakikaten Mart ayının son haftası kütüphane haftası olarak kutlanıyor. Burada da sizlerin katılımıyla çok çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın katılımıyla tekrar bunları inşallah düzenleriz. Hatta ben çok zevk aldım. İçeride okurken hakikaten insan herhalde 20 senedir kütüphanede oturup böyle okumamıştım. Dolayısıyla çok güzel bir kütüphane oldu. Çok çok teşekkürler girişimi başlattığınız için. When I first saw it, I was very surprised. I really liked the way it was transformed. It's reading the poem. It's named after Cengiz Aytmatov now. So I'm very proud to be here, and I'm glad that the Turkish government is helping a lot to develop our culture, literature. It's giving opportunity to young people, creating new libraries. We have access now to new books in Turkish, English, in Russian, and Kyrgyz. So I'm very grateful for this. Thank you, Your Excellency. And we'll be always happy to join such events. In the future, I hope this will grow into even something bigger. Kimi zaman çok yakın bir yerde, kabuğu toprakta yeni yeşermeye başlayan çimler kadar taze, ışığı yıldızlardan daha parlak, mis kokulu bir gezegen, yeni dilimli kliğinde, aheste aheste dolaşır, geçtiği rengarenk yörüngelerden birine demir atarak mola verilmiş. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman, mekan, insan da mevcuttur. Yani buradaki derin felsefesi olan bir şey ama ben de yanımda başlamış olduğum bir kitabı getirmiştim. Bu okumaya devam etti. Büyük tehlikeli çocuklarda. Ülkemizin önemli tarihçilerinde Ahmet Taşar kitabı. Bu aslında bir doktora teziymiş. Fırat alan dışından okuyacak bir formata başarılar dönüştürülmüş. Ve içinden bunu okumak için gördükler kutsamla okumanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Seyfettin'i severdik. Çünkü birden ortaya çıkardı. Herkes ondan yana bakardı. Aa, Seyfettin gelmişlerdi. Bazen Amerika'dan, bazen Mançurya'dan gelirdi. Hoca bir gün anahtarını kaybetmiş. Bahçede döne döne anahtarını arıyormuş. Hanımı sormuş. Hocam anahtarı nereye düşürdün? Hoca çok yaşatsan hatun demiş. Nerede düşürdüğümü bilsem hiç arar mıyım? Bir gün hoca tavuk kızartması yer. Komşusu imrenerek bakar. Çok imrendim. Bana da biraz verir misin der. Hoca bu tavuk kızartması benim değil, karımın der. Komşusu da sen diyorsun der. Nasıl karın der. Hoca da o da bana iyi diye verdi zaten der. Bir insan kaybedecek bir şey olmadığında kasmıyla kutsal bir şekilde görüşebilir. Sizin değer verdiğiniz bir
görüşe karşı çıkan, onu tezkif eden bir kimseye kızmak, hissettiğiniz tedirginliğin kaçınılmaz bir neticesidir. İnancıma saldıran her insan, benim kendisine karşı duyduğum güven ve itimadı bir ölçüde söndürür ve bu nedenle beni endişe ve tedirginliğe sevk eder. Beni endişelendiren kimseye de ben kızarım. Teşekkür ederim. Üç şey beni güldürmüş, üç şey de ağlatmıştır diyor. Güldüren şeyler, ölüm kendisine adım adım izlediği halde dünyaya uzun emeller cesleyenleri gülebilir. Allah kendisinden haberdar olduğu halde kendisi Allah'ı anmaktan uzak olanlara gafillere gülebilir. Allah'ın hoşnutluğunu mu yoksa gazabını mı kazandığını bilmeden kahkahalarla gülenlere gülebilir. Hangi üniversiteden geldiniz? Konya Selçuk Üniversitesi'nden geldim. İnsanın cebinde taşıdığı bir bahçe gibi bir kitap. Biraz devrik yapısı, insanın cebinde taşıdığı bir bahçe gibi bir kitap. Başka bir şeyde bizim hocamız Mehmet Kaplan'ın, Mehmet Kaplan da kitabı bir masal gemisine benzetiyor. Yani birçok şeyi taşıyan, birçok masal unsurunu taşıyan bir gemiye benzetiyor kitabı. Kağıtlardan masal gemisine benzetiyor. Bu etkinliği düzenleyenlere ve katılanlara ve kitap severlere teşekkür ediyorum.